Merhaba arkadaşlar. Evet. Yeni nesil soru dizimizin devam ediyoruz. Oran orantı konusuyla ilgili şöyle birkaç soru çözmeye çalışalım. Burada da bir orantı vermiş. Bu da bir ifade vermiş. Şimdi bu sorularda hatırlarsanız yani hani böyle A bölü B eşittir C bölü D diye verse değer de hemen buraya bir koyuyorduk. A4, C4, B1, D1 deyip buradaki ifadeye koyarak hemen çıkarırdık. Ama bu sefer burada A gelmiş. O zaman burada hani bunun böyle 1 deyip A hem 4 hem A 1 olamaz. O zaman burada başka bir şey yapmak gerekecek. o sodan da genellikle sorulan soruyor biraz değiştirirsek eğer daha kolay yapma hali olabiliyor. Mesela şöyle A eksi B. Yani A eksi C'yi şuraya kaydırsam, B'yi buraya kaydırsam çarpma olduğu için bir şey değişmez. Bakın A bölü B eksi A bölü A eksi C. Çarpı bakın C bölü B olur mu? Aslında bizden bunu istemiş gibi. Şimdi şundan bakalım. C bölü B'yi sanki bakın C B var şu hemen Kolay şekilde görmek sanki kolay gibi. Bakalım A bölü B eşittir. Bu ne demektir aslında? Dörttür. C bölü A da eşittir dörttür. Hem bu dörttür hem bu dörttür. Bakın bu da şunla şunu taraf tarafa çarparsak A'lar birbirine götürecek. O zaman hemen kalacak gibi. Bakalım A bölü B çarpı C bölü A eşittir. A bölü B 4'tü. C bölü A da 4'tü. Hop hop. Bakın A birine götürdü. Hemen buradan bir kere C bölü B'yi hemen 16 diye buluruz. O zaman şöyle şuna bir 16 koyalım. Ama aslında bu da burası bulmak gerekiyor. Şimdi şu soruda yine belki bunu göremeyen arkadaş olursa diye söylüyorum. Hani A bölü B eşittir 4 dedik ya. Altı yazıyorum. C bölü A eşittir 4. Hani buraya 1 koyuyorduk, buraya 1 koyuyorduk. Bakın hangileri ortak? A'lar ortak. O zaman ne yaparsınız? A'lar ortak ama 1'i 4, biri 1. Bir. O zaman bunları aynı yapmaya çalışırdık. Bunu 4 ile çarparsak, bunu 4 ile çarparsak, bu ne yapar? 16 bölü 4 olur değil mi arkadaşlar? O zaman bakın ne oldu şimdi? A'lar aynı oldu. Eğer A'lar aynıysa, buradan biz ne yazabiliyorduk? A eşittir 4K B eşittir 1K ve C eşittir 16K yazılabiliyordu. Bize ne istemişti? C bölü B'yi istemişti bizden. O zaman C bölü B'miz ne yapar burada? C bölü B 16K bölü 1K'dan K alabilene götürecek. Bakın buradan da yine 16'yı bulabiliriz. Peki şimdi devam edelim. Şurasını nasıl yapacağız? A, B, eksi B. A, eksi C değil mi? Bize beden bu. Buradan yapacağız. Hatırlar mısınız? Hani şöyle bir şey yapardık. Üst ve altı, yani pay ve paydayı bir oranda. Mesela eksi 1 ile çarparsak burasını. Niye? Çünkü benzetmeye çalışacağız burada. Eksi var, eksi var. Bakın burası nasıl? Eksi ile çarpacağız ki oran bozulmasın. Daha sonra ne olurdu bu, e, tabii eşit 4 diyelim. 4 dört bozulmazdı. Şu üstleri kendi arasında, altları kendi arasında toplayıp çıkarırsak orantı katsayısı yine değişmezdi değil mi? Yani şöyle yapalım. Yani A eksi C bölü B eksi A eşit ne olur arkadaşlar? Yine 4 olurdu. Biraz benzemeye başladı. Fakat soruda A eksi C altta burada üstte. Hemen bunu ters düz Yani bunu böyle çevirelim. Bunu hatta böyle çevirsek ne olur burası? B eksi A bölü A eksi C. Bunu ters çevirirsek eğer 1 bölü 4 olur. Biraz daha benziyor arkadaşlar. Ama hala daha tam değil. Bakın burası a eksi b, burası b eksi a. Hatırlar mısınız? Şöyle şurada gösterelim. Hani b eksi a. Eşti işte neydi? Eksi parantezinde a eksi b idi. Bunlar ikiz kardeşlerlik bunlar değil mi? Bakın eksi a artı b. Aynı soruyoruz. Şey ne yapsak? b eksi a gördüğüm yere eksi parantezinde a eksi b yazarsam burası a eksi c eşittir 1 bölü 4. Peki şu eksiden kurtulmak lazım burada eksi yok. O zaman her tarafı bunu da bunu da eksi ile çarparsak eksi eksi artı olacak. Eksi buraya geçer. O zaman ne olur arkadaşlar? Eksi a şey a bölü b eksi a eksi c eşittir. Eksi 1 bölü 4 olur mu? Olur. Bakın bunu da şu an bulmuş olduk. Hop getirip yine koyalım. Eksi 1 bölü 4 ile demek ki arkadaşlar 16'yı çarpacağız demekti. O da ne yapar? Eksi 16 bölü 4 yapar. O da kaç yapar? Eksi 4 yapar. Doğru cevabı A deriz. Başka soruya geçelim. Evet. Şimdi baktığım o zaman soruya. Evet bakın şurada bir sanki ortak parantez alır mı diye, diye bakıyoruz da. Var mı öyle bir şey? Burada A var, X var, B ya var. Dört tane bilinmeyen var. Dört farklı parametre var. Ortak bir şey olmaz. Burada da aynı şekilde var. O zaman yapacak bir şey kalmıyor bize. Bunu işler dışarı çarpımı yaparsınız. Oradan başlayalım bakalım ne çıkacak. Ve sorumuz da hemen aktı. Bakın Y1-2 sormuş ve şıklarda hiç AB yok. Veya evet değil mi? Eğer A, bağlı. Yani bekleriz ya. Hepsi sayısal bir değer. Demek ki burada oran var. Yani hani deriz yani mesela hani 3A bölü 2A. Buna beni götürürdü. 3 bölü 2 kalır. Bunun gibi bir şey bekliyoruz çünkü diğer türlü yapılamaz çünkü A ve B'yi bir direkt bulmak çok zor. Peki şu işler dışlar çarpma yapar ne yapar burada? İki parantezinde A X bunu böyle direkt yazmak şart değil. Direkt çarpabilirsiniz ama hani bazen böyle kamışlık işlerde çarparken hani buradan böyle çarparken bazen hata yapılabiliyor. O yüzden matematiğin ya yani matematiğinizi direkt çarparsınız. Bakın açıyorum arkadaşlar. 2ax eksi 2by, açalım bakalım burasını 6bx, 3 ile eksi 3 çarptık, eksi 9ay. Tabi bak bundan açtığınızda aslında çarpma var. Yani böyle olur <laughs> ama bu ay değil, yani şöyle bu ay değil. Yani a çarpı y, 9 çarpı, a çarpı y aslında bu. Şimdi ortak bir şey bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şurada x'ler ortak, bakın şunu buraya geçirirsek x'ler ortak olur. Veya bakın bunu geçirirsem buraya, o zaman a'lar ortak olur. İkisi de olur ama hangisi olur onu şu an kestirmek çok zor. Hangisi hangisini götürür onu bulamıyorum göremiyorum ama şu diyelim arkadaşlar bakalım. 2ax değil mi? Şu bu karşıya geçti mi ne yapardı? Eksi 6bx geçer. Burada eksi 9ay kaldı. Şunu da bu mutlaka atıyorum. Eksiydi artı geçer. Artı 2by olur. Bakın şurada sanki bir X parantezi oluştu sonuçta e, X parantezini alırsam 2a eksi 6b eşittir. Bu da bakın hangi ortak? Y ortak. Bunda Y ortak parantezini alırsam eksi 9a artı 2b olur. Hani bizden Y bölü X istemiş ya hemen aklı bakın. X değil mi aktaralım. Hemen şuraya getirilir. Yani buna uyusun olsun, uy uygun olsun diye hemen X'i buraya hemen bunu buraya getirildi, değil mi? Yani şöyle olmaz mı? 2a eksi 6b 2a eksi 6b bölü eksi 9a artı 2b. Bakın bu buraya geldi. Y burada. x'i e bunu aşağı getiriyoruz. Bizim yöntemler var değil Böyle hazır. Hiç uğraşmadan. Şimdi y bir x'i bulduk. Ama burada bunlar a, b. Bunlar ise hepsi sayısal bir değer. O zaman şu bilgiden gitmek gerekecek herhalde. Buradan işte hepsini a'ya, hepsini b'ye dönüştürürsek yer oran olur. A'lar veya böyle birini götürür. Bize sayısal değer kalır az önce dediğim gibi. Şimdi burada o zaman bu da işler dışlar çarpımı yapmak gerekir herhalde. 2A eşittir B olur. Bu da en güzeli değil mi? B daha kolay koymak. B'yi yani B gördüğüm yere 2A koyarsam burada bir koyalım bakalım. 2A. Bakın B hatta şunu başına Y bir başa aldım. Şimdi B gördüğüm yere 2A yazıyorum. B gördüğüm yere 2A yazıyorum. Onu da nasıl gösterelim? Şöyle hop. Şurada gösterelim mi şöyle? <laughs> evet B gördüğümüz yere <laughs> 2A koyuyoruz. Bölü. Yaklar. Eksi 9A artı 2 çarpı. tabii e, tabi çarpma çarpmaya koymaya gerek yok. 2A mı olur? Şöyle olur. Buradan aşağı bakalım. Ne yapar? 2A eksi 12A bölü. Bu da eksi 9A artı 4A gelir. Hadi bir adam daha gidelim bakalım. Ne kaldı burada? 2A eksi 12A eksi 10A. Bakın, ha bak şimdi a olursa şu a var değil mi? 9 a'yı unutmayalım. Eksi 9 a artı 4 a ne yapar? Eksi 5 a kadar. A ile götürdü. Eksi eksi bölümü artıdır. eksi ile birini götürdü diye düşünebilirsiniz. Ne kaldı geriye? <laughs> 10 bölü 5 kaldı. O da kaç yapar? 2 yapar. Doğru cevap o zaman bursa deriz. Evet. Tabi anlattığım şey biraz uzun çıkıyor ama hızlı yapılırsa bir dakika yapılır en fazla. Peki bir soru daha yapalım. Evet. Yine soru 2'ye biraz benzer bir yapısı var ama biraz farklı tabii ki. Ama mantık olarak belki aynı olabilir bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar yapacak bir şey yok şu an. Ha bu da bir dakika bu da istemiş. Me istemiş. Bu biraz daha farklı bir soru. Ben burada x'ten gördüm sanki de öyle değilmiş. Me istemiş şuradan bir gitti baksa, bu, bu, ne işe yarar bu? Bu buradan bir şey yapamayız. bir hiçbir şey gözükmüyor. Yani bir, bir şey bir şey çıkmaz buradan. Yapacağım tek şey var bu da işler dışlar çarpımı yapmak. Yani şu da olduğu gibi aksa. Buradan da yani işler dışlar çarpımı yapmak. Başka oran orantı da, yani bu aslında orantı değil mi? Yapacak bir şey yok. Şunu bir çarpacağız. Yani x artı 1 ile y eksi 4'ü çarpacağız. Eşitmiş. O da x eksi 2 ile y artı 2'yi çarpacağız. Yani bunu bundan, bunu bundan, bunu bundan, bunu bundan biliyorsunuz. Bu da şekilde. x çarpı y. çarpalım bakalım. Eksi x, eksi 4 x. Sonra artı 1 çarpı y. Artı y. Şu y'yi karıştırmayalım. Üzerine gelmesin. Artı y. Bir de eksi 4'ü çarptım. Eksi 4 eşittir. Bunu çarpalım. Yine aynı şekilde. Bununla bunu, bununla bunu. x çarpı y artı 2x. Arkadaşlar şöyle o koyarsak. Karıştırmıyorsunuz. Güzel oluyor. X çarpı Y. Bakın. X artı 2X. Bakın. Eksi 2D'yi çarpıyorum. Eksi 2Y. Şu Y'nin kuyruğunu koyalım da. O gelince karışıyor. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Sağ ve sol tarafta aynı şeyler varsa birbirini götürür. Bakın. Gittiğine kaldı geriye. Yazalım şöyle bir. Eksi 4X artı Y. Eşittir. 2X eksi 2Y. İki panzamına gerek var mı? Şu an bir şey yaramaz gibi. Peki şu an şu evet burada mesela konumuz neydi? Oran ve orantı değil mi? Bakın oran ve orantı. Veyahut da soru böyle soru geldi karşımıza. Şu x'te toplayalım bakalım şöyle bir yere. Eksi 4x eksi 2x. Bunu buraya attım. Burada eksi 2y kalmıştı. Bu da da y karşıya geçti. Eksi y diye geçer. Hata yapmayalım yoksa gider soru. Şöyle bakalım mı? Evet bir bakalım. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 6x eşittir. Eksi 3y. Sağ soldan şey varsa birini götürür veya sağ solu eksiyle çarparsak şunlar gider veya artı olur neyse. Bakın ne oldu? Şu burada böyle kalabilir. Bundan sonra da iki yöntem düşünebilirsiniz değil mi? Nasıl da hatırlıyor musunuz? Hani x eşittir neydi? 3k'dır. y eşittir. 6k'dır. Ha. şimdi burada koyarsak şu M işi bu. Ha belki bu da oranlar birbirini götürür mü acaba? Onu kestiremiyorum arkadaşlar. Yani X'e 3K, Y'ye 6K koyarsak burada olur gibi. Değil mi? Şöyle deneyelim bakalım. Şimdi X'e 3K koysak. Değil mi? Şu, şu an buradayım. X'e 3K acaba oran ya arkadaşlar. K'la birbirini götürür gibi. Bakalım ne çıkacak. 3K bölü 3x yani şey 3 çarpı 3x 3K artı Y. Ye. Y'miz de 6K'ydı. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Önce şurasını en son yazayım. Bu da ne kaldı? 3K bölü 9K. 6K ne yapar? 15K. Evet burada sanki şuna birini götürür. 3 ile 5 ne yapar? 1 bölü 5 yapar. O zaman sormuş şu oldu mu arkadaşlar? 1 bölü 5 eşittir. 2 bölü M artı 5'e dönüştü mü soru? Dönüştü. Evet değil mi? Dönüştü. Peki buradan da arkadaşlar yine işler dışlar. Klasik denklem mantığı. M artı 5 değil mi? Eşittir. 5 çarpı 2'den de 10 gelir. 5'i karşı tarafa attım. M'yi arkadaşlar kaç bulurmuşuz? 5 bulurmuşuz. Ceyhan deriz. Ha, bu soruyu arkadaşlar buradan görebildiğimiz gibi hani, hani en son buraya gelmiştik ya. Hani ki bu da yine bu bu, bu, şekilde görebilir ama bir de bakın şurada hani amacımız oran orantı mantığı var ya hani bu çok meşhurdur arkadaşlar. Şu özellikten bunu yazmak çok meşhur. Birçok soru hatta IQ'da bile bazı sorular buradan yapılabiliyor. Çok korlaşıyor. Peki şimdi burada hani bizim oran mantığıyla x bölü y'yi alacağım ama fark eder mi? Buradan bir şey göremiyorum. Deneyim önce bakalım. Hani burada x bölü y yani y'yi buraya aldım. Burada ne kaldı? 3 kaldı. 6'yı aşağı indirdim. 3 bölü 6. O da ne yapar? 3'e bölersek bunu 3'e bunu 3'e. 1 bölü 2'yi buluruz. Yani elimizde ne var şu an? X bölü Y eşittir. 1 bölü 2 var. Dursun bakalım. Şimdi ikinci yol diyelim hatta buna. Bakın arkadaşlar şimdi X bölü Y var ama şimdi bir de elinde şu bir burası var. Burada bakın işte şöyle bir yöntem göstereyim. Hani bunu ters çevirirsek bunu ters çeviririz. Veyahut da soru bakın böyle bir şey gelirse karşımıza eğer soru oran orantı ya doğru gidiyorsa eğer bunu çok kullanırız. Kullanabilirsiniz. Çok nasıl derken, soruya göre tabii değişir bu. Bakın bunu ters çevirirsem bakın 3x artı y bölü y şey x eşittir. Bakın arkadaşlar buna ters çeviriyorum. Yani bir yere bir şey yaparsam diğeri de aynı şey yapmak zorundayız ki eşitlik bozulmasın. Oldu mu? Oldu. Aynı şeydir bu. Peki şimdi ha bakın burada x ne burada? Ortak payda. O zaman ne nasıl arkadaşlar bu? Biraz da böyle sorularda çok işimiz yarıyor bu, 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 yaklaşım. İşi kolaylaştırıyor. m artı 5 bölü 2. Bakın x de beni götürdü mü? 3 kaldı. Bakın y bir x var burada. E bu da x bir y vardı. Yani, bu da ne çıkar? Şöyle hop şöyle değil mi? Gidersek eğer şuraya. Bakın. Bunu ters çevirirsek ne yapar yine? Bakın y bölü x eşittir 2 yapar. Demek ki sayı y bölü x demiş 2 imiş. Bu da 3 kaldı. Bakın 3 artı 2 eşittir m artı 5 bölü 2. Buradan 5 geldi. 2 ile çarptım 10 yaptı. Bakın yine aynen şu yukarıda olduğu gibi bir hale bürünü değil mi arkadaşlar? m artı 5. 3, yani 5 çarpı 2'den 10 yapar. Yine buradan da m'yi 5 bulabiliriz. Sorularda çok farklı tipler gelebilir karşımıza. Tabi bazen bir soru söylerken bir tane yani yaklaşım bir tane formül değil bazen iki üç tane formülü kullanmak gerekebiliyor veya mantığı kullanmak gerekiyor. Zaten bu soruları yani böyle farklı soruları yapa yapa gelişeceğiz. Bununla ilgili de farklı test kitaplarını kullanacaksınız ki yani tek bir yayın evine bağlı kalmayın. 2, e, 3 hatta maddi gücünüz varsa 4-5 yayın evinin farklı farklı sorularını çözerek kendinizi daha iyi hazırlayabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.